Dün yine siyasette, ekonomide ve hayatın her alanında önemli gelişmeler vardı. Bir kere e, siyasette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'a gitti. Elazığ'da depremin birinci yıl dönümünde hatırlayacaksınız 24 Ocak'ta meydana gelmişti Elazığ-Malatya depremi. Depremin birinci yıl dönümünde... Afedcedelerin evlerinin yenilenmesi ve bu yenilenen evlerinde Elazığ'daki afedcedelere dağıtılması töreninde yer aldı ve uzaktan bağlantıyla yani video bağlantısıyla pek çok eve tek tek bağlandı ve orada evlerinin anahtarlarını teslim alan ve yerleşen vatandaşlarla kısa sohbetler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı tabii bunu yaparken bir yandan da iç siyasete ilişkin çok önemli mesajlar verdi ve bir yandan da tabii o malum polemiğini sürdürdü. CHP 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 Cumhurbaşkanı'nın ya da AKP Genel Başkanı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın gündemi soldan sağa CHP yukarıdan aşağı CHP çaprazlama CHP ve CHP dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenirken tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'na da yine ağır ithamlarla yüklendi ve tek adam rejimi getirilmiş kendisini suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na sen de tek adamcağız sistemi uyguluyorsun partinde mehalinde bir sataşmada bulundu. Öğleden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Faik Öztrak da bu e, suçlamaya yanıt verdi. Muhtemeldir ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da belki öğleden sonra grup toplantısında yine doğrudan bir yanıt verebilir Sayın Cumhurbaşkanı. Tabi Cumhurbaşkanı oraya gitmişken o her zaman yaptığı ritüeli de tekrarladı ve otobüsün tepesinden bakanları işte halka orada çay servisi yaptılar. Çay servisi derken demli çaydan söz etmiyoruz tabi. Torbalarla, paketlerle milletin üzerine çay atma ritüelinden bahsediyoruz. İnsanlar da seviyorlar herhalde bu çay atılma ritüelini. Gökten çay yağdırdı bu başkan ya da cumhurbaşkanı diye ileride nesilden nesile anlatılır. Göklerden çay yağdırtan, çay torbaları yağdırtan genel başkan ya da lider diye. Onun dışında dün vahim haberler vardı akşam saatlerinde belki sosyal medyadan izlemişsinizdir. Yaygın medyada görmemişsinizdir bu haberleri ama Türkiye'nin pek çok yerinde zaman zaman rastladığımız bir vahşet var. Vahşet diyorum. Terörün de ötesinde bir vahşet. Yani ırkçılığın hortlaması, ayrımcılığın hortlaması, mezhepçiliğin ortlaması anlamında bir vahşetten söz ediyoruz. Yalova'da. Türkiye'nin Yalova ilinde bazı evlere beş e, ev sayılmış, e, kapılara kırmızı işaretler konmuş ve alevi e, şeklinde işaretlemede bulunmuş. Ve bu evlere e, yani bir nefret ya da ayrımcılık e, işaretlemesi anlamında bu işaretlerde dün fotoğrafları, o utanç fotoğrafları elden ele dolaşıyordu. Birileri yine e, bu nefretlerini kusarak toplumun başka bir kesimini kendilerinden olmayan, kabul ettikleri kesimini ötekileştirmek üzere kargaşa çıkarma hevesinde mi acaba diye yine soru işaretleri uyandı. Kafalarda hep geçmişe götürdü bizleri işte o Çorum'a, Kahramanmaraş'a, Yozgat'a başka illerimize e, o yıllara yani 80 öncesinde oralarda yaşanan pogromlara, oralarda yaşanan kıyımlara, katliamlara götürdü ki bunlar tabii önemli tehlike çanları olarak algılanmalı. Aşı meselesini konuştuk dün yine 6,5 milyon doz yeni bir parti aşı geldiği açıklandı ve bu aşıların incelemesi sürüyor şimdi Ankara'da yani güvenilirlik etkinlik konusundaki inceleme gerçekleşecek e, ilgili birimlerde ondan sonra da yeni dozların uygulanmasına başlanacak. Önce 3,5 milyon gelmişti ve onun yaklaşık 2 milyona yakını şu ana kadar uygulandı. Öncelikle sağlık personeline, ardından da yaş itibariyle ileri yaşlarda olan ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza uygulanmaya başlandı. Ama tabii bu koruyucu olmaktan yani toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeyde koruyucu olmaktan henüz uzakta bir e, miktar. Çünkü nüfusa oranladığınızda yaklaşık 1.3 ya da 1.4'ü, %1.3 ya da %1.4'ü oranında bir aşı yapılıyor. Dünya sıralamasında 9. sırada olduğumuz söyleniyor ama yine de tabii e, mükemmel bir koruyuculuğun ya da tam koruyuculuğun sağlanması için toplumun yüzde 60'ının 70'inin aşılanması gerektiği gerçeği de ortada. Bu aşı konusunda henüz çok gerilerden geldiğimizde bir gerçek. Tabi tedarikteki güçlükler bu aşının çeşitlendirilmesi yani sadece tek bir kaynaktan tedarik edilmeyip başka kaynaklardan başka üreticilerden de tedarik edilmesi gerektiği de ortada. Bunların giderilmesi için de tabii çağrılar yükseliyor. Bir yandan da hem Türkiye'de hem de dünya çapında aşı adaletsizliği meselesi de tartışılmaya devam ediliyor. Yani zenginlerin aşıya daha kolay erişebildiği, yani zengin ülkelerin daha fazla dozda sipariş verebildiği ama fakir ülkelerin çok düşük miktarlarda aşı alabildiği ya da hiç alamadığı gerçeği hem Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkat çektiği bir gerçek hem de tabii dünya çapında adaletsizlik ve eşitsizlik bağlamında da tartışılan önemli bir konu başlığı. Türkiye'de de öyle. Türkiye'de de öncelik sırasına uyulmaması bazı nüfuzlu hatırlı kimselerin devletin tepelerine yakın olanların ya da iktidar partisine yakın olanların aşıyı öncelikle yaptırdığı gerçeği orada burada aşı üstsüzlerinin üstelik de bunu utanmadan sıkılmadan kalkıp reklamını da yaptırmaları. Bakın ben aşı oldum çünkü nüfuzluyum. Bakın ben aşı oldum çünkü birilerini tanıyorum diye arsızlık yapmalarının da tabii Tabii ki tarihsel bir not olarak da kenara not edildiği yazıldığını da unutmayalım. Bir yandan da tabii pandemiyle mücadelede de başka arsızlık anlamına gelebilecek gelişmeler yaşanıyor. Mesela üç kişinin bir yere toplanıp iskambil oynaması, 5 kişinin bir yere toplanıp bir müzisyeni dinleyerek bir sofrada bir şeyler yemesi kısıtlandı, yasaklandı. Evet çünkü bunlara mecburuz. Çünkü insanların bir araya gelmesi bu bulaşın durdurulmasını önleyecek bir faktör. Yani bulaşı iyice durdurabilmek için, sıfır noktasına indirebilmek için insanların toplanmasını engellememiz lazım. Böyle bir gerçeği var hayatın. Ama bu gerçek kar tatiline gidenlere uygulanmıyor. Ama bu gerçek iktidar partisinin il ilçe kongrelerine gidenlere ve oralarda toplananlara uygulanmıyor. Ama bu gerçek başka siyasi toplantılarda ve başka ortamlarda insanların 50'şer, 100'er, 200'er kişiler hatta 2000 kişi halinde toplanmasını engellemiyor. Ama sokakta üç kişi bir araya gelip bir basın açıklaması yapmaya kalktığında polisin copu tepelerine iniyor. Efendim pandemi koşulları nedeniyle yürüyüş yapamazsınız. Toplantı, gösteri yürüyüşü yapamazsınız gibilerden o zaman sağlık hatırlanıyor. Ama zenginlerin kar tatili kayak tatili için lüks otellerde, Uludağ'larda, Kartal kayalarda, bilmem nerelerde toplanması için bu pandemi nedense bir anda unutuluyor. İşte pandemi adaletsizliği, işte aşı adaletsizliği dediğimiz utanç verici uygulamalar bundan ibaret. Boğaziçi Üniversitesi'nde direniş sürüyor ve oradan ilginç bilgiler geliyor. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin o kayyum olarak hat, e, atanan ve liyakatsiz bir temelde atanan rektörü Profesör Doktor Sayın Melih Bulun'un ...akademik kadroda kendisine bir yer bulamadığı bildiriliyor. Yani bölümlerin, ben de yeni haberdar oldum... ...bölümlerin ve fakültelerin belli bir akademik kadrosuna atanması gerçekleşmiyor. Çünkü bölümler kabul etmiyorlar. Dolayısıyla sadece tepede bir rektör sıfatıyla... ...ve liyakatsiz bir şekilde atanmış bir rektör sıfatıyla oturuyor. Ama akademik kadroya geçişi mümkün olmuyor diye haberler var. Bu konunun bugün üzerine gideceğiz. Ve Melih Bulu... Ne ...ne halde sorusunun da yanıtını arayacağız. Deniz korsanları e, biliyorsunuz hafta sonunda bir gemiyi bastılar. Türk personelin çalıştığı bir gemiyi e, Nijerya açıklarında. Orada 15 denizci rehine alındı. E, ama hani rehine alındı diyoruz ama bir fidye talebi ya da serbest bırakılması için bir şey mi talep edecekler? O konuda bir ses yok. Ne aileleriyle ne de... E, Gemiyi çalıştıran, işleten şirketle, çalıştıran şirketle ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi makamlarıyla henüz bir temas sağlanmış değil. O konudaki gelişmeler de izleniyor. Korsanlardan henüz bir ses olmadığı belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün çalışmalarına başlayacak. Yeni dönem çalışmalarına tabii ki grup toplantılarda başlayacak. Nitekim bizim yayınımızın hemen öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de bugünkü grup toplantısında enteresan demeçler verdi, enteresan mesajlar verdi. Mesela geçtiğimiz haftalarda yaşanan bazı saldırıların yani siyasetçi ve gazetecilerin hedef alındığı ve aralarında Milliyetçi Hareket Partililerin ve Ülke Ocakları mensuplarının da bulunduğu anlaşılan e, o saldırıların... E, saldırılarla ilgili yapılan yorumlara sert bir dille karşı çıktı. Dedi ki milliyetçi ülkücü hareketin şiddetle ilgisi yoktur dedi biz hiçbir şekilde şiddete bulaşmayız dedi ama konuşmasının bir başka yerinde de şunu söyledi. Biz yeri gelince Yunus, yeri gelince Yavuz olmasını biliriz. Sokağa da biliriz, siyaseti de yaparız dedi. Yani sokağa da bilmeyi zannetmeyin. Gerekirse sokağa da ineriz gibi de bir çağrı olarak da değerlendirilebilir. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız. Gazete Pencere'nin e, mizah yazarı Bülent Çelik'in espri olsun diye yazdığı bir parodi haber vardı ya da bir e, küçük espri vardı. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi Devle Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli Ankara Numune Hastanesi'nde çalışan bir hemşireyi sokakta dövmüşler. Döven kişiler de e, canımızı yakanın canını yakarız diye slogan atmışlar diye. Hani Milliyetçi Hareket Partili gençler Bahçeli'ye niye şırınga batırdın diye. Şimdi böyle bir espri e, meslektaşımız Özden Gürses tarafından ciddi bir haber olarak algılanıp televizyonda Halk TV'deki bir programda ciddi olarak seslendirilmişti ya da dile getirilmişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bununla alay etti. İşte bakın bunlar dedi böyle uyduruk haberler uydurup kendileri de inanıyorlar gibilerden e, bir ifadesi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İyi Parti'ye yüklendi ama ağırlıklı olarak da Serok Ahmet diye hitap ettiği Ahmet Davutoğlu'na e, hitap etti. Ahmet Davutoğlu'na sert e, ithamlar da bulundu. Hani o günlere dair işte bu koalisyon hükümetinin oluşturulması vesaire yani koalisyon hükümeti değil de, hükümetin kurulması dönemindeki e, pazarlıklar, temaslar e, sürecinde Yaptıklarını e, anlatmaya kalksak insan içine çıkamazsın diye de Serok Ahmet diye hitap ettiği Ahmet Davutoğlu'nu sert bir dille suçladı. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'ye yönelik suçlamaları vardı. Onların da HDP ile arasına mesafe koyamaması nedeniyle e, suçlu olduklarını ileri sürdü ve dedi ki e, şiddete e, karşı e, olmak istiyorlarsa teröriste terörist demeleri lazım dedi. HDP'nin İstanbul'da Esenyurt ilçe binasında işte terör örgütüne iliş, terör örgütüyle bağlantısına e, delalet e, olabilecek ya da ona e, gönderme yapabilecek bazı malzemeler, işte Abdullah Öcalan posterleri vesaire bulunmasına da değindi ve HDP'yi de terörle bağlantılı bir parti olarak e, olmakla suçladı. HDP'nin ön kapısından girenler arka kapıdan çıkıp kandile gidiyor gibilerden de bir suçlama getirdi. Demokrasi, tahammül sistemidir diye de bir lafı var. Aynı geçen hafta benim Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığım köşe yazısının başlığını kullandı Sayın Devlet Bahçeli. Ee, ondan da e, copyright talebinde bulunabilirim. Şaka tabii ama ben de geçen hafta demokrasi tahammüldür şeklinde bir başlık atmıştım. Sayın Bahçeli'nin de demokrasi tahammül sistemidir şeklinde bir göndermede bulundu. Yani karşılıklı birbirlerimizin görüşlerine tahammüllü olacağız ve şiddete başvurmayacağız. Birbirimizi dinleyeceğiz ve diyalog içinde olacağız gibilerden de bir saptaması vardı ki demokrasi adına bir siyasi parti genel başkanının bu saptamada bulunması elbette bizleri ziyadesiyle sevindirdi. So I